ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 84. maddesi gereğince 2012 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında bitirilmesi planlanan organ seçimlerimiz NACE konu çalışmalarından dolayı bakanlığımızın aldığı karar gereği tamamlanması amacıyla seçimlerimiz Şubat ve Mart dönemine ertelendi. Bütün Türkiye'de 1 Şubat 31 Mart tarihleri arasında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne bağlı bütün odalarımızın ve borsalarımızın seçimleri bu süre içerisinde tamamlanacak. Değerli misafirler, NACE kodları ile ilgili size biraz bilgi vermek istiyorum. NACE kodları bildiğiniz gibi Avrupa topluluğunda ekonomik faaliyetleri istatistik sınıflandırma sistemi, kısa adı NACE. Bu kodların belirlenmesi ve bu kodlarda faaliyet gösteren meslek gruplarına ayrılması ile ilgili bir çalışma yapıldı. Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapıldı bu NACE kodu faaliyet çalışmaları. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun da 4-6-2012 tarih ve 2012'ye 3237 sayılı kararıyla odaların organ seçimleri bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2013 yılı Şubat ve Mart döneminde yapılması yasayla belirlendi. Organ seçimleri yönetmeliğinin 8. maddesine göre de seçimlere katılacak vergi mükellefleri, listeleri odamızın ilan panosuna asıldı. Bütün üyelerimizin ilan panolarında şirketleriyle ve özel şahıs firmalarıyla durumlarının ne olduğunu panodaki askı listelerinde görme şansına sahibiz. Değerli misafirler, yasa gereği oda ve borsaların organ seçimlerinin yargı gözetiminde yapılması mecburi, zorunlu, yasal sorumluluk. Anılan kanun ve yönetmeliklere göre Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın meslek komitesi ve meclis üyelerinin seçimi 3 Mart 2013 Pazar günü yönetim kurulu başkanı olarak ben ve yönetim kurulunda bulunan arkadaşlarımızın ortak kararıyla, ortak fikriyle 3 Mart 2013 Pazar günü belirlendi. Dolayısıyla bu tarihle ilgili il seçim kuruluna müracaatımızı yaptık. Şu an için herhangi bir sıkıntı görünmüyor. Tarihi olarak zannediyorum talep ettiğimiz gün karar olarak bize geriye dönmüş olacak. Değerli misafirler, aynı zamanda TOP Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu üyelerinin seçimleri, komite seçimleri, meclis üyesi seçimleri bu tarihlerde planlanacak. Ancak komite seçimleri yapıldıktan sonra 7 Mart Perşembe günü de Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na yapılan seçimlerle ilgili tekrar müracaat edilecek. İkinci tur komite seçimleri bittikten sonra meclis içerisindeki görevlendirmeler, yönetim kurulu içerisindeki görevlendirmeler de 7 Mart tarihinde belli olacak. Dolayısıyla mevcut olan şu andaki yönetim kurulumuzun ve meclisimizin görev süresi 1 Nisan 2013 tarihine kadar da devam edecek. Bu yıl 2009 yılı seçimlerine göre küçük bir farklılık yaşıyoruz. Bildiğiniz üzere 2009 seçimlerinde 12 meslek grubumuz vardı. NACE kodu çalışmalarından sonra Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bir meslek grubu sayımız arttı. 2013 seçimlerinde 13 meslek grubuyla seçimlere katılacağız. Dolayısıyla Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın 5000 civarında kayıtlı üyesi var. Ve bu seçim döneminde şu anda göründüğü itibariyle 2750-2800 üyemiz organ seçimlerimize katılıp, iştirak edip oy kullanma şansına sahip olacak. Geriye kalan üyelerimiz de askıda olduklarından dolayı seçimde oy kullanamayacaklar.
Ancak onunla ilgili de kısa bir bilgi vermek istiyorum. 8 Mart'a kadar, 8 Şubat'a kadar pardon, askıda olan üyelerimiz müracaatlarını yaptıklarında mükellefiyetle ilgili görevlerini yerine getirdiklerinde onların da oy kullanma şansları önlerinde açık olarak karşılarına çıkıyor. Bu anlatmış olduğum konular 2013-2017 görev döneminde Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın seçimleriyle ilgili olan bilgilendirmeydi. Ben değerli basın mensupları ve bu kalabalık hazırlığım önünde kendimle ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ben 1968 Tekirdağ doğumluyum. 20 yıldır gıda maddeleri dağıtım ve pazarlama işleriyle uğraşmaktayım. Hem Tekirdağ'da hem de İstanbul bölgesinde faaliyet gösteren iş yerlerim var. Gıda toptancılığıyla alakalı. Aynı zamanda 2 yıldır gururla görevini yürütmüş olduğum Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı'na bundan önceki dönemlerde 2005-2009 döneminde yönetim kurulu sayman üye, 2009-2011 döneminde yönetim kurulu başkan vekili ve 2011-2013 döneminde de yönetim kurulu başkanı olarak görevime devam ediyorum. Dolayısıyla kurumun içerisinde almış olduğum bu görevlerden dolayı tecrübe edindiğime ve şehirle ilgili yapılması gereken ve dinamiklerimizin ne olduğuna vakıf insanlardan biriyim. Bu süreçten sonra da Tekirdağ daha iyi hizmet vermenin mücadelesini vereceğimize inanıyoruz arkadaşlarımızla birlikte. Değerli arkadaşlar, odaların esasında temel kuruluş amacı önce üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak, her konuda gelişmelerine yardımcı olmak. Bunun yanında bir sivil toplum örgütü olarak odamız bölgemizin her alanda gelişmesine katkı sağlamak, diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdümlü çalışarak bölgemize, ilimize, üyelerimize fayda sağlamak ve destek vermek. Diğer bir görevimiz de interaktif bir şekilde ülke demokrasisinin gelişmesine katkı sağlamak diye düşünüyorum. Biz üyelerimizin teveccühüyle inşallah bu görev bize nasip olursa, bu görev bize verilirse üyelerimizin desteğiyle bu ilkelerden taviz vermeden çalışacağımıza söz veriyorum. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nın organlarında görev alan çalışma arkadaşlarımın desteğiyle yeniden 2013-2017 çalışma döneminde Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası'nın başkanlığına ekibimizle birlikte, arkadaşlarımızla birlikte bir kez daha aday olduğumu da bu basın açıklamasıyla birlikte hem basına hem Tekirdağ'a hem üyelerimize duyurmak istiyorum. Bu seçimlerin odamız camiasına, odamız üyelerine, Tekirdağ'a, görev sınırlarımız içerisinde olan ilçelerimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum size. Herkese yürekten selamlıyorum.